genç, böyle yakışıklı, genç kızların, hanımların gözdesi bir erkek var. Bakın arkada görüyorsunuz. Vallahi ben de onu çok beğeniyorum. Çok hoş. Çok karizmatik bir insan. Allah bağışlasın. Kerem Bürsin ismi. Evet. Böyle kızlar hani tabiri caizse bağırıyorlar Kerem diye. Evet. Şimdi bu genç beyefendi soruyorlar. Yılbaşı gecesi ne yapıyorsun? Nasıl geçireceksin diye. İçki konusu malum. Bizde sanki böyle yılbaşı içilmesi gerekir. Sarhoş olunması gerekir. 1 Ocak günü de ikindiye doğru böyle kafa 1 milyon uyanılması gerekirmiş gibi bir algı. Sanki bunu yaparsan iyi bir yılbaşı, yapmazsan kötü bir yılbaşı gibi bir algı var. Kerem Bürsin de diyor ki sorular karşısında, ben diyor yeni seneye dua ederek gireceğim diyor. Bir yıl bitiyor, yeni bir yıla giriyoruz ve ben diyor dua ederek gireceğim. Bunu söyledikten sonra bu genç beyefendi tabiri Topa mı caizse tutuldu? topa bir taraftan tutulurken bir taraftan da trend topik durumunda olmuş. En çok konuşulanlar. Bununla ilgili kısa bir veterimiz var. İsterseniz Evet, onu buyurun. görelim, izleyelim. Ondan sonra da ben sizin bir görüşünüzü almak İnşallah, istiyorum. inşallah. Buyurunuz. Buyurun. Yılbaşına girmeden 5 dakika önce Ay ne işte geliyor? Ne geliyor hiçbir çok şey merak gelmiyor. Tek başıma olmayı seviyorum. Bir meditasyon, bir dua etmeyi seviyorum ve öyle girmeyi seviyorum. Bence bir döngü, yani sonuçta bir sene kapanıyor. Öyle sarhoş girmektense ya da sapıtmaktansa cidden böyle içine dönüp o niyetlerin neyse, iyi düşüncelerin neyse başkalarına, sana, ailene, sevdiklerine, tanımadıklarına ya da ihtiyaç olanlara yani o kapı kapanmadan yani verip bence çok önemli bir enerji var orada. İşte bunu dedi, topa tutuldu. Ne güzel demiş. Ağzına yüreğine sağlık sevgili oğlumuzun. Ben alkışlıyorum. Evet kızım. İnsanca ve Müslümanca güzel bir söz söylemiş. Öyle olması gerekirdi. Bir, Allah bize yeni bir yıla daha girme imkanı verirse Allah'ım sana şükürler olsun. Kaza geçirebilirdim, yangında yanabilirdim, deprem olabilirdi, altında kalabilirdim. Şu anda hastanede, hapishanede olabilirdim. Onlarca olumsuz ihtimallerden hiçbirisi bana isabet etmedi. Allah'ım beni ne büyük imkanlara, ne büyük nimetlere gark ettin. Sana şükürler olsun demenin tam zamanı. Allah'ın yasakladığıyla yıl kutlanır mı? Mantık olarak düşündüğünüzde kutlanmaz. O kadar doğru bir şey söylemiş ki değerli oğlumuz, Allah uzun ömür versin. İçe Allah böyle dönmek, düşünenlerin değerlendirmek. sayısını artırsın. Hanımefendi, kainatın en doğru sözünü söyleyen Peygamber Efendimiz'i bile deliliklerle, cinlenmekle suçlamışlar. Doğru söyleyenin mutlaka karşısına birileri olur. Önemli olan Allah bu söze ne diyor? Allah bu sözden razı mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o seneyi nasıl geçirirdi? Bunu düşüneceğiz. Bize yakışan budur. Başkaları ne yapıyorsa yapsın, onlar bizi ilgilendirmez. O zaman topa tutma hakkınız da yok. İlla popüler diye, illa yakışıklı diye, illa sizin dediğinizi mi yapmak zorunda? Doğru efendim. Dini bir söylem içinde bulunamaz mı? İyi de söylemiş. Allah razı olsun. Gayet de güzel olmuş.